Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Oktay İzdemir. Bir canlı yayınımıza daha hoş geldiniz. Evet, siz değerli takipçilerimizle de, Almanya yeni göç yasası, Almanya nitelikli ya da Almanya vasıflı yasası ile ilgili paylaşımlarımıza, tecrübelerimizi aktarmaya, bu konuda trikler, tüyolar, püf noktaları vermeye devam ediyoruz. Sizlerden gelen geri bildirimler, okuduğumuz, anladığımız kanun mevzuatlar, yabancılar dairesi, Auslander Behörde, arabay seyahat ediyor iş Azen ajansı i̇ha İhaka fosa Hevaka ve benzeri devlet kurumlarıyla yaptığımız yazışmalar neticesinde oluşan bir ciddi tecrübe havuzu var. Bu çerçevede yeni sahip olduğumuz doneleri, püf noktaları şimdi sizlerle paylaşacağım. Bugünkü konumuz ister Türkiye'den vize vizeyle gelin ya da yeşil pasaportla geliniz veya turist vizesiyle fark etmez. Legal olarak ister geliniz veya da mülteci olarak bulunuz. Fark etmiyor. Son zamanlarda insanlar daha çok beni yumurta kapıya geldikten sonra ya da yumurta çıktıktan sonra bu son dakika arabalarda gerçekten yoruldu. Ya arkadaş son dakika niye arıyorsun? Ben 8 yıldır bu platformlardayım. Yani 2016'dan beri yayın yapıyorum. insanlara bildirim yapıyorum. Özellikle Mart 2017'den beri de profesyonel olarak yani en az iki tane web sitem var, en az dört tane YouTube kanalım var, Twitter hesapları, sosyal medya, 15 yakın sosyal medya hesabıyla siz değerli takipçilerimizi bildirmeye, bilgilendirmeye devam ediyorum. Ee, i̇nsanlar genelde duruyor, duruyor, duruyor. Son dakika artık deport edilecek, uçağın bindirilecek. Abi başıma bu hadise geldi ne yapayım? Oktay oh, Bey başıma bu hadise geldi ne yapayım? Yani şimdi insanlar beni ararken bu formatlar mı? Bu da beni gerçekten üzüyor ve yıpratıyor. Çünkü yani normal mesain dışında daha fazla efor, enerji harcaman gerekiyor, zaman harcaman gerekiyor. Daha fazla son dakika avukatları, daireleri ilgili yerleri araman, onlarca evra okuman gerekiyor. Bir çözüm, bir pratik üretmek için. Allah aşkına bana bu zulmü yapmayın. Kendinize de bu eziyeti yapmayın. Eğer yani problem kronik aşamaya geldiğinde değil işe başlamaya niyet ettiğinizde ararsanız gerçekten bir çözüm bulur. Allah izin öyle ya da böyle bir çözüm bulur yani bir formülasyon geliştirir. Yani sizin bu yasalardan yararlanma noktasında tüyoları açıkları kanundan kaçınma yolları ve kanunun uygulama metotları açısından sizlere taktikler verebilirim. Ama iş işten geçtikten sonra ya da el davuştan her şey gittikten sonra bir de yani insanlar avukatlara gidiyorlar, danışmanlara gidiyorlar. Dünyanın parasını her yere akıtıyorlar. Bana gelince abi bir de para bittik diyorlar. E bittiyse bitti. Hem ben aşağıda değilim, fakir ara değilim, bir hayır kurumu derneği değilim. Dolayısıyla ay sonu şirketimin giderlerini, faturalarını ödemek zorunda olan bir insanım. Yani bu çerçevede lütfen hani e, gerçekten derdiniz, derdinizi çözmekse ben yanınızdayım. Mutlaka Allah'ın izniyle bir çözüm buluruz. Bugüne kadar bizim kapımıza gelip de ya boş çevirdiğimiz insan olmadı. Bir şekilde işini çözüyoruz. Ama e, bunlar yıpratıcı da olabiliyor. Bu sebeple sabırlı, anlayışlı, toleranslı işini çözülmesini isteyen insanlarsanız kapım sizlere açık ve bir çözüm bulabiliriz. Şimdi bu çerçevede yani biraz giriş uzattım ama kusura bakmayın. Şimdi buradaki ana fikir ihticadan ret alan ya da bu yeni yasadan yararlanmak için ret alan veya Türkiye'de vize ile gelip ret alan kişileri ilgilendiriyor. Dolayısıyla üç başlığımız var. Kısa kısa değinmeye çalışacağım. Her bir başlık başlı başına ayrı bir video konusu aslında. Ama ana fikri vermeye çalışacağım. Lütfen ana fikri anlamaya çalışalım. Birinci konumuz ilticadan ret alanlar. Şimdi burada konu ikiye ayrılıyor. Bir, 29 Mart 2023 tarihinden önce gelenler. Bir de 29 Mart 2023 tarihinden sonra gelenler. 29 Mart 2023 tarihinden sonra gelenlere söyleyebileceğim tek şey şu. Allah aşkına yalvarıyorum. Lütfen aus yapın. Almanya ikametgah yasası 16 G maddesiyle 60. maddenin C fıkrası net bir şekilde söylüyor. Bir kişi ilticadan red almışsa Ausbildung yaparak oturma ve çalışma izni verilebilir diyor yasa. Bu net. Tamam. Dolayısıyla ister 29 Mart'tan önce gelin. Gerekçeniz yoksa. Veya 29 Mart'tan sonra gelin. Gerekçeniz yoksa tek çözüm olmazsa olmaz çözüm aus dog. Bu net. Yani yasada bu yazıyor değerli arkadaşlar. Stüdyum dediğimiz ya da Hochschule dediğimiz üniversite teknik üniversitede normal üniversiteler okumak deportu durdurmayabiliyor. Çünkü Üniversitelerin bütün hepsi Ausbildung sayılmıyor. Bazı üniversiteler Ausbildung yerine geçiyor ama sizin okuduğunuz bölüm Ausbildung sayılıyor mu sayılmıyor mu bunu kestiremiyorum. Onun için lütfen okuduğunuz o üniversiteye sorun. Eğer okuduğunuz üniversitedeki bölüm Ausbildung sayılmıyorsa oradan da şansınız yok. Stüdyum 19F maddesi çerçevesinde Ausbildung'a yani Şütüdium üzerinden 19 f maddesi engel koyduğundan dolayı 16 b maddesi çerçevesinde Ausbildung olarak ya da e, yani 16 b maddesi şütüdium dediğimiz üniversite maddesi 16 b'den dolayı 19 f engel koyduğu için yararlanamıyorsunuz. Bunun için burada yapılması gereken şupur wechsel dediğimiz yani şerit değiştirme. Yani 16 b şütüdiumdan gideceğinizde burada 16G dediğimiz Ausbildung'a yönelmeniz %100 derecesinde Almanya'da kalmanızı garanti altına alacaktır. Üniversite okuma hastalığı veya üniversite okuma hevesi, heyecanı siz çok iyi anlıyorum. Ben de bu yollardan geçtim. Yaşadıklarımı anlasam o, oh, o, oh, oh. Buradan İstanbul'a yol olur. Gider gelir gider gelir yani. Ama siz bunlarla yormak istemiyorum. Çözüm odaklı söylüyorum. Dolayısıyla e, üniversite okuyarak kalırsın, çalışarak kalırsın diğerlerin laflarına çok dikkate almayınız. Zor bir yol. Taktikleri bilmiyorsanız sınıfta değil. Oturumdan kalırsınız. Türkiye'ye deport edilirsiniz. Burada en garanti yol Ausbildung arkadaşlar. İki, yurt, e, 29 Mart 2023 tarihinden sonra gelenler. Abi fesfetrak çalışıyorum. Yani süresiz e, çalışıyorum. Ondan sonra sosyal yardım almıyorum. Çocuklar okula gidiyor. Haymdan çıktım. Kendi evimi tuttum. Arabam, her şeyim var. Entegre oldum. Şansın yok arkadaşım. Şansın yok. Çalışarak kalma. Şansın yok. Neden biliyor musun? Sadece 19C2 kapsamında diyor ki, eğer o eyaletin başbakanı, o eyaletin belediye başkanı, o eyaletin yabancılar dairesi başkanı, en üst makamı, sizin Almanya'nın yüksek menfaatine uyduğunuzu ya da bulunduğunuz bölge için bulunmaz, Hint kumaşı bulunmaz değerli bir insan olduğunuza kanaat getirirse isterse verebilir. Hangi birimiz için bunu yapacaklar Allah aşkına? Hangi birimiz için? Eğer oturalım doğru konuşalım. Özür dilerim. Bunun için burada en önemli kriter 29 Mart 2023 tarihinden sonra gelenler için çalışma yoluyla kalma şansı yok arkadaşlar. Onun için tek çözüm meslek eğitimi. Çalış alırsın diyorlar ya. Son o insanlar yanıma geliyor. Hakikati görünce baş yanlış yaptık abi diyor. Yapmayın. Bak şimdiden söylüyorum. Her zaman söyledim. Yine söylüyorum. 29 Mart'tan sonra gelenlerin tek çözümü meslek eğitimidir. Meslek eğitimi yapabilmesi için 9 ay geçmesi gerekiyor. Yani ilticanın üzerinden 9 ay geçtikten sonra meslek eğitimi yapma hakkı veriyor Almanya. Almanya iltica yasası 61. madde net bu konuda. Bu sebeple 9 ay geçtikten sonra meslek eğitimi yapma hakkı verdiği için bu 9 ayı çok kaliteli değerlendirmeniz lazım. İşte kurs gidip Almanca öğrenmek var. Zaman kaybetmeyin. Oturun kendiniz Almanca çalışın. Özel açı tutun Almanca çalışın. YouTube'u izleyin. Almanca çalışın. A2, B1 alın. Lütfen meslek eğitim yapın. <laughs> Özellikle bu 29 Mart'tan sonra gelenler için. Bir de 29 Mart'tan önce gelenler var. Bunlar 29 Mart'tan önce gelenler de burada ya yani neyi bekliyorlar onu anlamakta zorlanıyorum. Gerekçeleri yok, dosyaları zayıf, çalışıyorlar ama çalışma yönüyle nitelikleri de yok kalacaklarını zannediyorlar. Bu yanlış. Almanya ikametgah yasası 18A, 18B ve 19C2 maddesi çok net bir şekilde şunu söylüyor. 18A. Mesleki eğitim almış birisi diyor. Yani çırak kalfa usta, meslek lisesi, meslek yüksekokulu, üniversite. Ya da akademik eğitim almış kişi 18B, üniversite 4 yıllık ve üzeri yüksek lisans doktora ve benzeri. Eğitimler almışsa ya da 19-2 mesleğinde yüksek tecrübesi olan yani bu Türkiye'de yüksek eğitim demek şu demek bir kişi mesleğinde 8 yıl çalışmışsa ustalık belgesi alabiliyor. Yani demek ki en az ustalık belgesi olacak şekilde 8 yıl ya da Almanya'da nitelikli olabilmek için en az 4,5 yıllık bir mesleki eğitime denk gelen bir iş tecrübesi olması lazım. Burada en az 5 yıl. Ama buradaki bu 5 yıllık çalışmayı şöyle anlayacaksınız. Yani anlatabiliyor muyum? Türkiye'de ya da dış ülkelerde ispat edilebilir şekilde 5 yıllık çalıştığınız işte nitelikli olacak. Nitelikli olacak ve bir yani sizin önce Türkiye'deki şartları sağlamanız gerekiyor. Yani Türkiye'de siz nitelikli olacaksınız. Ya da bulunduğunuz ülkede nitelikli olacaksınız. Birinci şart bu. İkinci şart Almanya'da da nitelikli kaliteli bir işte çalışacaksınız. Peki nitelikte ne demek? Meslek eğitimi dediğimiz Ausbildung ile alınan meslekler kastediliyor burada. Yani Ausbildung yapılan mesleklerle siz eğer bir nitelik kazandıysanız o alanlarda çalışabilirsiniz. O zaman yaptığınız veya yapacağınız iş Ausbildung dediğimiz meslek eğitimi gruplarına denk geliyorsa evet siz Almayı da çalışarak kalabilirsiniz. Ama böyle bir durum yoksa, işte o zaman sizin çalışmanız boş, bir işe yaramıyor. Bir de para kazanamadıysanız, karın topluğuna yaşadıysanız geçmiş olsun arkadaşım. O için 29 Mart'tan önce gelenler, eğer dosyanız zayıfsa, Allah aşkına Ağustos bildik yapın ya da baylar bayanlar fark etmez Almanya'da e, hanımefendiler de kadınlar da tır şoförü, otobüs şoförü yani e, oluyor yani neticede. Niteliğiniz yoksa hemen C ya da D sınıfı ehliyet alarak CE ya da DE sınıfı ehliyet alarak kamyon otobüs şoförlüğü alarak da Almanya'da 29 Mart'tan önce geldiyseniz bu yasadan rahatlıkla yararlanabilirsiniz. Yani en hızlı ve kısa yolda nitelik kazanma bu ya da 3 yıllık IT geçmişiniz varsa ya da 3 yıllık telekomünikasyon geçmişiniz varsa evet bu yasadan yararlanabilirsiniz. Ama bunlar yoksa çırak kalfı usta ya da meslek eğitimi varsa yani bir niteliğiniz varsa o zaman bu yasadan yararlanabilirsiniz. Eğer hala ilticadan cevap gelmemişse ister mülakat olmamış olun isterseniz mahkeme gelmemiş olsun ya da mahkemeler olmuş olun fark etmez. Ya boş durmayın Allah aşkına beklemeyin. Son dakikayı beklemeyin ne olur. Lütfen denkliklerinizi halledin. Yani bakın ana 1000.k girin. Sizin bölüm denklik gerektiriyor mu? Reglementiert mi? Niş reglementiert denklik gerektirmiyor mu? Önce buna bir bakın. Eğer niş diyorsa ilgili gerekli belgeler alınız, tercümelerini yapınız ve yapıcılar işine başvuru yapınız. Neyi bekliyorsunuz? Ama Reglementiyet bir meslekse ne olur, ne olur, ne olur yalvarıyorum. Denkliğinizi yaptın arkadaşlar. Denklik tamamen kalkmadı. Tamam mı? Yani mecburi insan sağlığını, hayvan sağlığını, can ve mal güvenliği ilgilendiren meslekler denklik gerektiriyor. Bunlar eğitim fakülteleri, üniversiteler, bunlar sağlık tıp alanları, bunlar hemşirelik doktorluk, bunlar mühendislikler, elektrik, elektronik alanları gibi, kimya, la, biyoloji gibi alanlar, veteriner hekimlik gibi alanlar bunlar denklik gerektiriyor arkadaşlar. Allah aşkına ne olur beklemeyin, oyalanmayın. Yani bunları yapınız. Şimdi burada önemli kriter, burada geçen videomda da söyledim, tekrar etmekte fayda görüyorum. Buradaki taktikleri anlatmaya çalışıyorum. Bir, Banftan ret aldıysanız AMS geliş dediğimiz mahkemeye başvuru yapıyorsunuz. İdari mahkemeye. İdari mahkemeden ret aldıysanız o ver e, gelişte üst mahkemeye bizde de Yargıtay yani diyorlar ya oraya başvuru yapıyorsunuz. Oradan ret aldığınız zaman dosya kapanıyor. Değil mi? İşte buradan ret aldıktan sonra karşınızda yeni bir senaryo daha var. E, şimdi burada buradan ret aldıktan sonra yabancılar dairesi size bir mektup gönderiyor. Diyor ki şu gün gelin size şu tarihe kadar zaman veriyoruz. Bizimle işbirliği yapın diyor. Tamam mı? Bu şu demek. Size 14 günlük bir süre veriyor ya da bir aylık bir süre veriyor. Bu süre içerisinde bir karar veriniz. Bizimle işbirliği yapınız. Size formlar gönderiyor. Pasaportunuz sizdeyse lütfen pasaportunuzu alın gelin şu kağıdı imzalayın diyor. Pasaportunuz bizdeyse diyor. Lütfen bizde olduğuna dair belgeyi imzalayın diyor. Bu şu demek, bu belgeleri imzaladığınızda sizinle deport işlemlerini başlatacağız. Lütfen e, bizimle işbirliği yapın. Yani zorlamayın bizi, yormayın bizi. Seni kapı dışarı edeceğim arkadaş. Kulağından ya da ensenden tutup göndereceğim diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Ha o zaman e, bu kağıdı imzalamazsan işbirliğini reddettiğinizden dolayı e, yani gerekirse sizi deport hapishanesine götürebilir. Eskiden 10 gündü şimdi 28 güne kadar tutabiliyor. Eskiden hayımda kalınca sadece bir odayı arıyorlardı. Kampta ya da hayımda. Şimdi bütün odaları arama ya da eş dost akraba arama hakları çıktı. Dolayısıyla deport o kadar kolaylaştı ki adam deport etmek istiyor eder arkadaşım. Yani bunun önünde şu an teknik olarak bir engel yok. Ve özellikle bu Şubat ayında çıkan yasayla 27 Şubat 2024 tarihi itibariyle bu yasa yürürlüğe girdi. E, ee, birinci aşaması e, ciddi manada artık gece 12 ile sabah 6 arasında sizi hainden gelip alabilecekler. Bir e, diğer maddesi de yani hapse atma e, kısmını ise e, bu 1 Ağustos 2024'te yürürlüğe koyacaklar. İşte bunun için burada yani işbirliği yapmadığınız takdirde e, hapse atma, deport hapishanesine götürme ve sizi deport etme hakları var. Burada e, Problem ne o zaman? Şimdi diyor ki 14 gün içerisinde bize şey getirin, yani gelin bu işi halledelim. Evet, siz dersiniz ki ben Türkiye gidersem hapse gireceğim, onun için Türkiye göndermeyin. 5 tane ülke verebiliyorsunuz, yani Balkanlara gidebilirsiniz. Eğer pasaportunuz yoksa Seyahat Belgesi Konsolosluk'tan alabilirsiniz. Eğer pasaport almanız engel bir durum yoksa Konsolosluk'tan pasaport alabilirsiniz. Vele ki Türkiye'de kaçak çıkmış olsanız bile eğer Türkiye'de hakkınızda yakalama, tutuklama, soruşturma yoksa e, Türk Cumhuriyeti konsolosluklarından Avrupa'da bulunan Almanya'da bulunan e, pasaport veya seyahat belgesi alabiliyorsunuz. Şimdi bunlar pasaport kanunu 18. maddeye göre verilebilmektedir. Azerbaycan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Sırbistan ve Kuzey Kıbrıs'a pasa, e, pasaportsuz e, normal e, yeni kimliklerle gidilebilmektedir. Pasaportlu olarak ise bu saydığım kimlikle gidilen ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, e, Moldova, Ukrayna, Sırbistan'la beraber pasaportla aynı zamanda Arnavutluk, Makedonya, Kosova, Karadağ gibi Balkan ülkelerinde gidebiliyorsunuz. Şimdi e, burada e, dolayısıyla siz diyebilirsiniz ki ben Türkiye gidemem ama şu 5 ülke gidebilirim şeklinde e, bilgi verebilirsiniz. Bu tarifte bulunabilirsiniz. Burada şimdi e, Burada taktik ne yapmak gerekiyor o zaman? Hani tüyosu, videomuzu yapmamaksa da amacımız değil o zaman. Burada burada şu yapılabilir. Bu 14 günlük süre verildiğinde e, burada sizin bir çözüm üretmeniz gerekiyor. Madem Almanya'da kalmak istiyorsunuz o zaman e, ana hedef burada meslek eğitimine kayıt yaptırmak. Tamam mı? Yani ya meslek eğitimine kayıt yaptırmak ya da eğer nitelikleriniz varsa niteliklerinizden dolayı bu yasadan yararlanmak. Ama bir üst mahkeme bitti. Bütün yollar kaldı. Yabancılar da ise vermezlik, göndereceğiz istemezlik diyor. Ne yapacağız o zaman? Burada hemen bir rapor bulu ee, işte çeşitli psikiyatri raporu olabilir, vertiko raporu olabilir, uyuz korona e, gibi raporlar olabilir. Yani fark etmez. Yani neticede e, gerçekten hasta olabilirsiniz. Yaşamış olduğunuz stres sizin vertikonuzu e, dengesizliğinizi arttırmış olabilir. Ya, çeşitli raporlarla e, bir kere yabancılar dairesinden e, randevunuzu, yani e, sağlık nedenlerinden dolayı veya başka nedenleriniz de olabilir. Sağlık nedenlerinden dolayı işte mülhak, e, görüşme tarihini iki hafta sonra ya da bir iki hafta, bir ay, iki ay daha sonraya atmasını rica edebilirsiniz. Birincisi bu. Böylelikle öncelikli olarak sağlıklı düşünmeyi elde edeceksiniz. Buradan ikinci strateji, eğer üniversite okuyorsanız ya da herhangi bir işte çalışıyorsanız olay meslek eğitimine taşımak gerekiyor. Burada Ausbildung Sözleşmesi, Ausbildung Fetra bulmak gerekiyor tamam mı? Ya da uygulamalı eğitim veren Ausbildung okulları bulmak gerekiyor. En önemli kriter burada Ausbildung Fetra bulmak. Şimdi Ausbildung Sözleşmesi dediğimiz meslek eğitimi sözleşmesini bulduğunuz takdirde burada yapmanız gereken ikinci strateji şu. Şupur Wechsel dediğimiz yani nasıl söyleyeyim? Şerit değiştirme olarak algılanıyor. Yani ben şu statüde dururken bu statüye geçmek istiyorum. Mümkün mü? Evet, mümkün. Ha, zaman yetmiyor. O zaman e, burada karşımıza şu çıkıyor. Her tefel dediğimiz e, ya da şipe dediğimiz dilekçe komisyonları var, eyalet komisyonları var. Her dediğimiz eyalet komisyonuna başvuru yapacaksınız. Bu size iki hafta daha altı ay kadar bir ciddi zaman kazandıracaktır. Her taferler Dolayısıyla her tafer komisyon süreci devam ederken de her ne kadar eee yerel mahkemeden, istinaf, yargıtaydan da red almış olsanız bile her tafele başvuru yaptığınız için devam niteliğinde olduğundan dolayı oradan da dilekçenizi çektiğinizde, ilticanızı çekmiş oluyorsunuz. Yine bu yasadan yararlanma hakkınız oluyor. Tertefel de olursunuz cevap verdi. Bu arada ya gerçekten mağdursunuz ve siyasi nedenlerden dolayı ülkenizi terk etmiş olabilirsiniz. Avukatınız da bugüne kadar olmamış olabilir. Ama siz Türkiye'den bir avukata ulaştınız ve vekalet verdiniz. O da sizin aklınızda soruşturma, kovuşturma var mı yok mu? Savcılıklar nezdinde araştırma yaptı. A soruşturmanız çıktı. Bu da sizin için yeni bir gerekçe olarak yeniden folge antrak dediğimiz yani birinci ilticanın devamı niteliğinde folge antrak mütakip iltica yapabilirsiniz. Böylelikle e, mütakip iltica yaptığınız takdirde e, hala birinci ilticanın devamı niteliğinde oluyor. Mütakip iltica yaptınız, avukat hüsyasıyla ama belgelerinize ulaşamadınız. Fakat daha sonradan ulaştınız. Fakat mütakip iltica oldu. Sonra tekrar mahkeme oldu. Mahkemeden ret aldınız. Tekrar sıvay tantrak dediğimiz ikinci iltica yapabilirsiniz. Mütakip iltica, alma iltica yasası madde 71, ikinci iltica ise madde 72 olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani neyi görüyoruz? Bu işlemler devam ederken hala e, bir taraftan hani bunu eğer sizin zaman kazanmaya yönelik taktiksel bir olay olduğunu, gerçekte dosyamız olmadığını anlarlarsa bundan dolayı red verebilirler. Ama gerçekten böyle bir şeyiniz varsa ve zaman kazanmaya ihtiyacınız varsa bu dediğimiz yollar legal uygulanabilir e, yollardır. Bu konuda avukatlarınızla istişare ediniz, Bizlerle istişare edebilirsiniz. Avukatlarımızla istişare edebilirsiniz. Yani bu işin püf noktası burada. Taktiksel olarak siz bunları bilmiyor olabilirsiniz. Unutmuş olabilirsiniz. Avukatın satın olabilir. Gayet normal. Çünkü insanlar bazı şeye fokuslanınca diğer şeyleri unutabiliyorlar. Tamam mı? Bu sebeple bu anlattığım diyorlar tüyolar size 3 ayla 1 sene arası zaman kazandıracaktır. Bu çerçevede e, dilinizi, denkliğinizi ya da Ausbildung problemini çözme imkanınız olacaktır. Almanya'da her zaman Ausbildung dediğimiz meslek eğitim başvuruları her sene ana başvurular Temmuz ve Ağustos ayında yapılabilmektedir. Ama bununla beraber Mart-Nisan aylarında, Mayıs aylarında ara başvurular var, Şubat'ta ara başvurular var, Kasım aralıkta ara başvurular var. Bu ara başvurularda da başvuru ilk defa bilirsiniz. E, ara başvuruları araştırın. Ana başvurular Temmuz Ağustos'ta. Dolayısıyla bir, bir de Almanya'da bulunan mülteciler için yaş sınırı çok aramıyor. Yani burada önemli olan sizi firmanın kabul etmesi. Eğer firma kabul ettiği takdirde rahatlıkla sizler de Almanya'da yapabilirsiniz değerli dostlar. Umarım konu anlaşılmıştır. Yani onun için 29 Mart'tan önce gelenler, üniversite okuyan dostlar, eğer gençler sizin üniversite son sınıfta değilseniz ya da e, Ausbildung sınıfına sahip bir üniversite değilse o zaman e, üniversiteyle e, vakit kaybetmek diye ziyade burada dual e, eğitime, çifte eğitime geçmeniz gerekiyor. Bir üniversite e, ile beraber bir de meslek eğitimi kaydı yaptırdığınız takdirde e, Almanya ikametgah Yasası e, Plastik Oturum Kartı'nı 16G'den çok rahat alabilirsiniz. Böylelikle ne olacak? Bu kartı aldığınız takdirde zaten uzun zamandır Almanya'daysanız zaten üniversite okuyorsanız C1'iniz var demektir. Direkt Alman vatandaşlığına başvuru yapabilirsiniz. Yani önemli olan burada ret aldıktan sonra her şey bitmiyor. Tamam mı? Burada eliniz ne kadar güçlü? E şimdi bir insanın ifade tutanağı var, ret tutanağı var, mahkemenin ret tutanağı var, üst mahkemenin ret tutanağı var avukatınızın yazışmaları var sizlerin yazışmaları var. bunları okuyup bir kanaat getirip bir çözüm yolu üretmek yani biz zanaat bir gerçekten mentörlük danışmanlık profesyonellik noktasında çalışma istiyor. Bizim ofisi de yani muhabbeti sohbete gelmiyorsunuz. İşinizi çözmek için geliyorsunuz. bu noktada siz işinizi yapacaksınız. Biz de işimizi yapacağız. Dolayısıyla eğer profesyonel hizmet isterseniz biz de yanınızdayız değerli dostlar. Umarım konu anlaşılmıştır. Yani e, evet e, biraz soru cevap yapabiliriz. E, onun için anlayışınıza sınıyorum. Bu arada bu verdiğimiz hazine kıymetinde değerli bilgileri eğer beğenme hak etmiyorsa basmayın kardeşim. Ama beğenmeye hak ediyorsa lütfen beğen tuşuna basın. Paylaşma tuşuna basın. Katıl butonuyla destek verin. Biz de bu motivasyonla şey yapalım. Değil mi? İzleyen sayısıyla beğenme tuşu aynı değil ya. Nasıl çıkmışlar? Yani evet. Ne diyelim? Yani sağlık olsun. Biz yine işimizi yapacağız. Gücemiyoruz, tanımıyoruz. Evet, buyursunlar. Hı. Hmm. Ya şi, şimdi Doğan Can Bey geçen canlı yayın sözü vermişti ama teknik bir problemden dolayı sözünü tutacağına inanıyoruz ama şu an yaşadığı bir sorun var. Şimdi Doğan Can Bey ne yapmış? Hakkındaki dosyadan dolayı Türkiye'de pasaportu alamıyor konsolosluğa. Yabancılar dairesi de konsolosluğu arıyor. Bu kişiye pasaport verilebilir mi? E, bu Türkiye'ye giderse pasaport alabilir diyor. Ya yani Türkiye giderse zaten adam tutuklanacak. Nereye gidiyor Türkiye? Ama konsolosluk kendisine pasaport verilemeyeceğine dair bir yazı vermiş. Dolayısıyla bu yazıyla ne yapabilir? E, yabancılar dairesinin normalde Reise Ausweis für Ausländer dediğimiz yabancılar için seyahat belgesi dediğimiz gri renkli seyahat belgesini vermesi gerekirken burada yabancılar dairesi ikincilik yapıyor. Bu yanlış. Çünkü bu kişiye diyorsun ki pasaport alamadığına ilgili uğraş adam uğraşmış, randevu almış, konsolosa gitmiş, yazı almış. Siz artık alamadığını ispat belgesi var vermek zorundasınız. Dolayısıyla Doğan Can Bey burada yabancılar dairesini mahkemeye verdiğinde bu mahkemeyi kazanır. Ama burada identity de mi dediğimiz yani identification, identifikasyon yani kimliklendirme. Pasaport ve kimliği olmadığından dolayı e, kendisinin sen o musun? Hani açıkken ben ben değilim diyor ya ben. Sen o musun? Evet sen Doğan Can mısın? kimlikteyim beni. Doğan Can olduğumu söyleyeceğim. <laughs> ya böyle saçmalık olabilir mi ya? Yani e-devlet var orada. Adamın adı var, sanı var, parmak izi. Yani sisteme kayıtlı. Halbuki konsolosluk parmak izi sistemine girse Doğancan'ın Doğancan olduğunu tespit edecek. Ha burada ne yapmak lazım? Bak burada küçük bir tüyo veriyor. Tamam mı? Bu tüyoya göre siz de şunu yapabilirsiniz. Yabancılar dairesinden seyahat belgesi alabilirsiniz. Tamam mı? Türkiye'ye gitmek istediğinizi söyleyeceksiniz ve seyahat belgesi alacaksınız. Böylelikle seyahat belgesi aldığınızda ister istemez. Siyahat belgesi aldığınız takdirde değerli dostlar e, kimliğiniz tespit edilmiş olur. Kimliğiniz tespit edildiği takdirde de çok rahat bir çok rahat bir şekilde çok rahat bir şekilde sizler ne alacaksınız? Kimliğinizi tespit ettirmiş olacaksınız. Burada 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 en önemli kural değerli dostlar, burada en önemli kural, burada en önemli kural kimliğin oturtulması. Pasaportu ve kimliği olmayan kişiler, kimliğini tespit etmek için birkaç tane yol var. Eğer hakkınıza e, yakalama, tutuklama, soruşturma siyasi e, dosya varsa bu çerçevede eee şimdi Türkiye'de bildiğiniz gibi yeni yasalar çıkıyor. Yani yargılanıp berat etmek ve hakkınızdaki bu şeylerden kurtulmak istiyorsanız kimliğinizi tespit etmek için seyahat belgesi alabilirsiniz. Ya da nüfus idaresini tazminat açabilirsiniz. Neden size yasak koyuyor? Bu yasağın kaldırılmasını talep edebilirsiniz. Dolayısıyla pasaport iptaline koyduğu yasaklardan dolayı pasaport alamamadığınızın gerekçeleri gözükeceği için e, pasaport kanunu madde 22'ye göre hakkınızda bir siyasi konuşturma olduğundan dolayı pasaport verilemez yazıyor. Bunu ispat ettiğiniz takdirde size yabancılar tanesi kendi siyaset belgesini verecektir. Burada önemli olan kimliğinizin ispatı gerekiyor. Kimliğinizin ispatı işte fotoğraflı diplomalarınız olabilir, fotoğraflı kredi kartları, bankamatik kartları olabilir, ehliyetiniz olabilir. Yani bunların hepsi olabilir. Yani ya da konsolosluğu mahkemeye vereceksiniz. Yani bütün bunların hepsi olabilir. Şimdi burada önemli kriter seyahat belgesini alıp alamayacağınızın ispatı gerekiyor. Tamam mı? Bununla ilgili uğraştığınızı yabancılar dairesine göstermeniz gerekiyor. Bir kendiniz gideceksiniz yaz almaya çalışacaksınız. Yazı vermezlerse avukat da ihtar göndereceksiniz. Avukatın ihtarını yok sayıyorlarsa noterle ihtar göndereceksiniz. Bütün bu uğraşlardan sonra yabancılar dairesinden talep edeceksiniz. Yabancılar dairesi hayır derse o zaman yabancılar dairesine mahkemeye vereceksiniz. Çünkü seyahat, en, seyahat hakkı değerlidir, kanuni bir haktır. Engellenemez, vermek zorundalar. Yani ümitsizliğe kapılma önce sabırlı olman gerekiyor. Alacaksın kardeşim. Alacaksın, verecekler gelsin. Yani sıradaki gelsin. Oğuz Öbey destekte bulunmuş. Daha teşekkür ediyorum Oğuz Bey. Sorusu gelsin bakalım. 81A ön onayı gelmiş. Bir de İdata'dan Bir de iddatadan da randevusu geldi. Şimdi 81A ön onay e, kağıdını almış. <laughs> Bir de mavi kartı çıkmış. E, randevusu gelmiş. Ön onaydan bahsedeyim mi, bahsetmeyeyim mi? Diyor. Şimdi mavi kart zaten 18. madde. Yani e, 18B, 18G dediğimiz maddeler mavi kart madde, maddeleri. Tamam mı? Şimdi e, 81A'da zaten 18A, 18B ve 19C2'yi kapsıyor. Yani içinde mavi kart da var. Yani neden mavi kart? Madem 81A, uh, Vision for Absolution çıktıysa mavi kartı niye bekliyorsun? Ben onu anlamıyorum. E, netice itibariyle bu kağıdı alıyorsun. 81A ön onay başvuru formu var İDATA'da. Orada bir mail var. O maile bu uh, Vision for Absolution Tumuk dediğimiz ön onay e, kağıdını atıyorsunuz diğer gerekli evraklarla beraber e, İdata'ya çat kapı gidiyorsun. Bir hafta on gün içerisinde konsolosluk pasaportlarını bize yapıştırıp geliyorsun buraya. Ama e, şimdi iki tane ayrı bir durumla karşı karşıyız burada. Yani zaten çıkmış bir hakkım var. 18'i de kapsıyor. Ama diyor sanki ben mavi kartla gelmek istiyorum. Eğer mavi kartlık şartın varsa isterse mavi kart başvurusu da yapabilirsin. Bahsetmen de bir zarar yok bahsettiğin takdirde sana bir tercihte bulun diyecekler o mu bu mu? Yani çünkü bana bir işlem yap diyorsunuz tamam mı? 81'den mi işlem yapsın? Mavi karttan mı işlem yapsın? Bunu tercih etmen gerekiyor. Zaten ön onay kağıdın varsa elindeyse 81 adan yürümeni tavsiye ediyorum. Yok daha 81 A ön ona kağıdın yoksa elinde değilse o zaman mavi karttan hazır günü gelmişken al gel. Yani fark etmez. Tercih sizin. Evet sıradaki gelsin. Abonelerimizden Cüneyt Bey. Evet. Meslek kodu olduğunu nasıl belirteceğiz diye soruyor Cüneyt Bey yani konsosta gittiğimizde. Orada e, şimdi bir e, SGK dökümünü alırken E-Devlet'ten tamam mı orada firma dökümleri var. O firma dökümü şimdi firma firmatların görüldüğü bir döküm var aşağısında o SGK'nın aşağısında bir firma dökümlerini almanız gerekiyor. Hangi firmada çalıştınız bir de orada meslek kodları var bunları e, şey yapmanız gerekiyor. E, diplomanızda, SGK dökümünüzde bir de yani internette de yazsanız çıkar ya da e, İstanbul ve ticaret odalarında e, web sitelerinde de var bu. Orada meslek kodları diye yazdığınızda zaten çıkıyor. O kodu gösterdiğiniz takdirde yani Google'a yazsanız da çıkar. Bir Google'a yazın. Hemen bu meslek kodu şu alanı kapsar diye. İki, e, aynı şekilde anabin.kmk.org .ok diye bir site var tamam mı? Bu siteye girdiğinizde şimdi institüsyon var üniversite, Abschluss var bölüm, bir de anerkonuk ve beruf diye bir bölüm var anerkonuk beruf. Oraya siz e, diplomanızdaki mesleğinizi yazdığınızda tamam mı? Sizin diplomanız hangi alanlarda çalışacağı, e, bir de denkliği var mı yok mu orada yazıyor anerkonuk beruf kısmında. Bu bilgiyi götürdüğünüzde bunu ispat etmiş olursunuz diye düşünüyorum. Onun için e, onlar zaten bakmasını da biliyorlar ama benim tavsiyem burada SGK dökümünü alırken e, detaylı SGK dökümü alınız. Firma e, kronolojisine göre alınız. Orada zaten sadece meslek kodu değil aynı zamanda hangi işte çalıştığınız da yazıyor. Onu mali müşavirle, insan kaynaklarıyla ya da bir muhasebeciyle görüşmenizde fayda var. Ya da bize mail atın. Biz size hangi sayfada ne şekilde olduğunu hani yardımcı olalım. Böyle deyip de üzerime de yük almış olayım ama madem sıkıştım gönder evraklarını yardımcı olalım size inşallah. Evet. Sıradaki gelsin. Evet Salih Bey destekte bulunmuş. Teşekkür ediyorum Salih Bey. Buyurun sorunuz gelsin. Evet, ben diyor berberim, kısmi dekliğim var, iş sözleşmem hazır, ailem için, benim için A1, A2 gerekiyor mu, mecburamıyız. Şimdi, hani bazı alanlarda araba tamiri, inşaat işleri vesaire ya da lokantada ahçılık gibi alanlar müşteriyle muhatap olmayacak, dolayısıyla diş şartı aramıyorum diyebiliyor. Tamam. Böyle durumlarda dil şartına gerek yok. Ama siz bir berbersiniz, halka kamuya açık bir alanda çalışıyorsunuz. Dolayısıyla gelen müşteriler Almanlar olabilir. Yabancı müşteriler olabilir. Dil şartı olabilir. Nasıl olacak? Ama şöyle diyebilir yine de işveren veren kişi işte eee şeyde kuaför salonumuzda çalışacaktır. Kendisinden dil şartı aramıyoruz e, diye yazarsa o zaman sizden dil şartı istemeyebilirler. Ama hiç yoktan A1 seviyesinde Almancanız olsa A2'de Almanya'ya gidince öğreneceğim diyebilirsiniz. Yani elin güçlü olması lazım. E, benim tavsiyem yani A1 almanız yönünde ya da sözleşmeye dil şartı istemiyor şeklinde yazdırmanız gerekiyor. Şimdi berberlerde maaşlar düşük yani 1800 ile 2200 e lira arası bürütü var ortalama piyasa sektör açısından baktığımızda. Ama siz kaç kişilik ailesiniz bilemiyorum ama şöyle düşünelim. Eğer 4 kişilik bir ailesiniz, karı koca 2 çocuksanız sizin kira ve nakli yardımınız net 2000 e öyle cebinizde paranızın olmasını tavsiye ediyorum. En alt seviye 1850 olarak düşünüyorum. Ama net 2000 euro bürütü de bunun 2880 euro yapar ortalama. E, baktığımızda bürütü. Neden böyle? Kirayı ödedikten sonra cepte 1200, 1154 1200 euro paranın kalması gerekiyor. Net 1200 euro yaşamak için kalması gereken para kiradan sonra. Eyaletlere göre kiralar ortalama 4 kişilik bir aile için 8 euro'yu baz alıyor. Eyaletlere göre 2 euro aşağı 2 euro yukarı şeklinde düşünebilirsiniz. 70-80 metrekare bir evin Almanya ortalaması maaşı bu 800-850 euro civarı. Ee, sıcak kira derler. Yani elektrik ve internet hariç tüm giderler dahil şeklinde fiyat baktığımızda. Onun için burada bir, firma sözleşmeye sözleşmediği şartı istemediğini yazması lazım. Ama benim tavsiyem hiç yoktan bir alınız. İki, maaşınızın yani aile üye sayısına göre eğer dört kişilik bir aile ise 2000 Euro net olması lazım. Tamam mı? Üç e, kişilik aile ise 200 Euro düş, 1800 Euro net olması lazım. Karı-kocaysa 1650 euro net olması lazım ki rahatlıkla vize alıp buraya gelebilirsin. Bilmiyorum anlatabildim mi? Hani sizin sorunuzu cevaplarken size benzer insanların da sorusunu cevaplandırıyorum. Dolayısıyla aynı mantıkta olanlar hani böyle soru yağmura tutmayın, konuyu anlamaya çalışın. İnşallah faydalı oluyordur. Evet, sıradaki. O Osan Oz, Bey tekrar Oz Bey tekrar destek vererek sorusuna devam etmek istiyor. Evet. E eğitim eğitim durumu ne? Yani mavi karta başvuru yapabilmen için eğitim durumunuz ne? Yani üniversite mezunu musunuz? Oğuz Bey yazarsanız hemen söyleyebilirsiniz. Eğer üniversite mezunuysanız 4 yıl ve üzeri mavi karta başvuru yapabilirsiniz. Ee, aranan mesleklerde IT ya da telekomünikasyonsa mavi karta başvuru yapabilirsiniz. Berberlik aranan meslek ona bakmam gerekiyor. Şu an aklımda değil. Dolayısıyla e, harika. Üniversite mezunuysanız muhteşem. O zaman mavi kart için 3.775 euro yani 3.800 euro bürüt maaşınızın olması gerekiyor. Ee, o zaman mavi kartta yani Din şartı normalde aranmıyor mavi kartta. Fakat e, vize memuru Ya siz berberde çalışacaksınız a bile yok deyip red edebilir. Bakın geçenlerde bir tanesi öyle. Ee, ekonomi, şey, ekonomi bölümü mezunuydu. Akrabasının bir tır firmasında işte yönetici olarak gidecekti. Yani vize memuru yazmış. Yani hatta yorumlarda da var bu kişinin yorumu. Ee, vize memuru demiş yani siz hem yönetici olarak çalışacaksınız. Firmada Alman çalışanlar da var. Onlarla nasıl anlaşacaksınız şeklinde e, söylemiş. Firma diyebilir ki... eee Kendisi yani dil şu an kendisinden dil şartı aramıyoruz. Kendisi e, e, Türk müşterilerimizle muhatap olacaktır. E, aynı zamanda Almanya'da dil kursuna gidecektir. Dil kursuna e, dilini geliştirdikçe Alman müşterilerimizde de yani genel müşterilerimizde de e, ilgilenmeye devam edecektir şeklinde söyleyebilir. Ya yani bu TÜY'ü bence uygulama, uygularsanız fayda olacağına inanıyorum. Evet. Sıradaki. Umarım faydalı olmuştur. Sıradaki soru gelsin. Çekarım sorusunu. Uzun bir soruymuş. Evet. 29 Mart öncesi iltica etmiş Çiçek Hanım. E, Ausbildung 16G'den yararlanmak istiyor. Ama e, hemen birinci, ikinci sınıfta mı olması gerekiyor ya da başvuru yapar yapmaz yararlanabilir mi? diyor. Çek Hanım bir, 29 Mart'tan önce geldiğinizden dolayı Ausbildung sözleşmesini Ausbildung Fetrak getirdiğiniz takdirde olay bitmiştir. Okula gidip gitmemeniz değil. Sözleşme geldiği an bu yasadan yararlanabiliyorsunuz. Yani birinci, ikinci sıraya gitmeniz önemli değil. Bir iki ay sonra başlıyor olması da önemli değil. Önemli olan burada Ausbildung Sözleşmesi'nin olması. Bu varsa hadi gözünüz aydın olsun, şimdiden diyebilirim. Bu tarz e, başvurularımız var ve olumlu sonuçlar aldık. E, Dolayısıyla e, bir arkadaşımız üniversite 2'ye gidiyordu fakat e, yaşadığı bazı sorunlardan dolayı devam ettiremedi. Hemen Aspül'lük kaydını yaptırdık çok şükür. Onun Aspül'lük oturumu şu an onaylanmak üzere. Onun için size de şiddete karşıyım ama şiddetle tavsiye ediyorum. Bunu başarabilirsiniz. Oğuz Bey tekrar destekte bulunmuş. Teşekkür ediyorum Oğuz Bey. Buyurun. Mavi Kart Sözleşme tarihinin başvurusu geçmiş, konsolosu yeni bir başvuru tarihi ister mi? Hayır istemez. İstese de önemli değil. Yeni bir sözleşme zaten firma tanıdık olduğuna göre ayarlamışsınız. Hemen gönderilebilir. Çünkü vize aldıktan sonra iş başlıyor burada. Yani çalışma siz hani bu sözleşmeyi yapanlara benim tavsiyem şöyle. Vize onaylarının onaylanması işe başlayacaktır şeklinde up word yazabilir hemen. Bize onaylandıktan sonra da diyebilir. Ya da 2-3 ay sonrasını yani böyle sıkıştırmak çok doğru değil. E, istemez i̇stemez diye düşünüyorum. Çünkü başvuru hala içeride ve devam ediyor. Güncelliğini koruyor. E, sadece firmaya yazabilirler. Hala bu kişi istemeye niyetli misiniz diye. Ve size sorabilirler. Hala bu firma gitmeye, gitmeye niyetli misiniz diye. Siz evet diyeceksiniz. Yani istemeyeceklerini düşünüyorum. Dolayısıyla bir sorun yok. Sizin Anladığım kadarıyla şu an işlemleriniz rutin, yolda gidiyor. Ee, ona işlemlerini bekliyor. Eğer ücretiniz 3775 üzerinde ise mavi kar şartlarını taşıyorsanız vereceklerdir diye düşünüyorum. Sadece burada tek sorun şu, üniversitede denklik gerektiriyor mu, gerektirmiyor mu? Ona baktınız mı? Evet, e, eğer, eğer Ozbey, Ozbey e, irtibata geçebilirsiniz mailden. E, Aslan'ın şey yapabilir misiniz? Mailimizi yazınız. E, bize mailden ulaşınız. Evet, desteklerinizden dolayı teşekkür ederim. E, evet, alt geçiyor. E, lütfen bize dosyalarınızı gönderin. Yarın dönüş yapamam, yarın yoğunum. E, ama bir iki gün içerisinde size dönüş yapabilirim. Evet. O denkliğim var. Abi ya, senin için iş bitmiş ya. Buradasın inşallah. Geliyorsun. Bekliyoruz. Tamam. Gereydim bir çay içeyim. Sen çay dökerdin. Ben de içeyim. Yani şey sizin işiniz prensipte tamam mı? Sadece onay sürecini bekliyorsunuz. İnşallah bize mailden yazın. E, i̇letişime geçelim. Kontakta olalım. E, eksiğiniz yok gibi gözüküyor ama kafanıza takılanlar varsa konuşalım. Hallederiz inşallah. Tamam. Mail atın lütfen. Alt geçiyor. Tamam. Evet. Sıradaki gelsin. Abdullah Demir Bey'in sorusu geliyor. Gönder bakalım gelsin. 81 adam mı yapmış başvuruyu? Evet, Abdullah Bey anladığım kadarıyla Almanya'daki firma ile iş sözleşmesi varmış. 9 Ocak'ta randevu almışlar. Yabancılar, ha, yabancılar da aslında Randevu aldığına göre bu. 81A ön onay vizesi, Vision for Absolute Book dediğimiz ön onay vizesi. Ee, bu biraz normalde iki ayda bu işi hallet diyor de kanun memura. Fakat diyor ki ya ben tek kişiyim. Var 100 kişilik başvuru. Tek kişi 100 kişinin içinde salisi arkadaşlar. Almanya'da 450 tane yabancılar dairesi var ortalama. Her dairede iki memur çalışsa 900 kişi yapar. Hadi birin kişi diyelim. Yani 330 bin 2023 yılından gelen mülteci var. E, 400-450 binde bu sene gelecek olan şey var. Sizin gibi göçmen diyelim. Yani legal olarak iltica etmeden Almanya'da çalışma yıldırına kalacak insanlar var. Yani bakacak insan sayısı bu. Dolayısıyla rakam ve sayı çok yüksek. Böyle bir de bazı eyaletlerde işlemler yoğun sürüyor. Memur da işi bilmiyorsa 9 aya kadar uzayabilir. Bazı eyaletlerde bir buçuk seneyi bulduğunu duyuyoruz. Dolayısıyla 2 aydan 9 aya kadar uzayan bir süreç maalesef bu. Yani normal, hani normal deyip normalleşmeyi kabul etmek istemiyorum. Normal değil bu. Ama normalmiş gibi yapıyoruz artık. Çünkü memur sayısı yeterli değil. Sizi gibi nitelikli ve değerli insanlara ihtiyaç var. Ama ve lakin e, elden gelen ön olmaz. O da vaktinde bulunmaz. Arkadaşlar ne yapalım? Yani e, memurlar yavaş çalışıyor, yetişemiyor, yetiştiremiyorlar. E, onun için e, sabırla beklemeniz gerekiyor. Anladığım kadarıyla. Bo Boza bozun sorusu gelsin. Evet, neyi bozuyoruz? Bir buçuk yıldır Almanya'daymış, ret almış, itiraz süreci, süreci devam etmekte, evde kalıyormuş. Eee? Abi sen işini bitmişsin bana soru soruyor ya. Öncelikle takip ettiğin için teşekkür ederim. Meslek Yüksek Okulu MEO elektrikten denklik almış. Tam denklik almış değil mi? Tamam. Meslek Yüksek Okulu'ndan den denklik aldığına göre yani Almanya'da elektrik bölümünden denklik aldıysan e, tamam yani bu yasadan yararlanabilirsin. Neyi bekliyorsun? İş, i̇ş, sözleşmen var mı? Bir, iş sözleşmesi bulacaksın. Arbaç, Fertrak bulacaksın. İki, ne bulacaksınız? Ekler 5 Beş dediğimiz e, işveren beyanamesini bulacaksınız. İki evrak iş, işverenden getireceksiniz. E, deklik diplomalar ve diğer evrakları tamamladığın takdirde evet sen bu yasadan, yasadan yararlanabilirsin Tam benim aradığım müşterisin. Bekliyorum. Halledebilir mi şimdi? İstersen. İstersen hallederim bak. Tamam mı? Hallolmasını istiyor mu? <laughs> Mailden bizimle iletişime geçin. Tamam mı? Size yardımcı olayım. Yani entegrasyon kurtuna gitmen bir şey yaramıyor. Burada nitelikli olman işe yarıyor. Tamam mı? Almanya'dasın. 29 Mart'tan önce gelmişsin. Denkliğini almışsın. Meslek yüksek okulu mezunsun. Muhteşem. Her şey tamam. Şimdi senin yapman gereken bir, İlticayı çekmek için Yabancılar Dairesi'ne dilekçe yapacaksın. Evet, hayır kavga vereceksin orada. Sonra, tabi bu şey kavgası değil, hayat mücadelesi yani onu kastediyorum. Sonra e, protokol imzalayacaksın. Sonra mahkemeyle yazışacaksın. Mahkemeden ilticayı çekmek istediğine dair protokol imzalayacaksın. BAF'tan yazışacaksın, BAF'tan protokol imzalayacaksın. Özür dilerim. Ondan sonra da ne yapacaksınız? Yabancılar Dairesi'ne geri döneceksin. Ee, oturum ve çalışma müsaadesini alacaksın. Peki nasıl başlayacaksın? Önce iş sözleşmesini bulman gerekiyor. Halledebiliyorsan kendin hallet. Halledemiyorsanız ve profesyonel hizmet istiyorsanız biz buradayız efendim. Şakır şakır takır takır yapıyoruz. Evet gerçekten yapıyoruz. Şu ana kadar aldıklarımıza başardık. Başarmaya devam ediyoruz. Sorun ne? Siz değerli takipçileriniz biraz sabırsız hemen her şey olsun istiyor. Arkadaşlar eyaletlere göre, yabancılar dairesine göre iki haftadan iki aya kadar değişen yerler de var. İki aydan dört aya kadar değişen yerler de var. Allah aşkına sabırlıysanız başınızı kaçıracak vaktiniz yoksa abi işimi hallettiriyorsanız tık, hallederim arkadaşım. Tamam. Evet. Cüneyt Bey destekte bulunmuş. Kendilerine teşekkür ediyorum efendim. Buyursunlar. Şimdi Cüneyt Bey, senin evraklarını özel incelemem lazım. 35. madde deyince orası kıl bir durum şimdi e, bu 35 madde içinde 10 yıllık mesleki tecrüben olduğundan dolayı e, normal 8 ve üzeri ustalık kalfalık belgesi alabiliyor yani 16 28 31 maddelerde maddelerde kabul veriyorlar ama 35 madde sıkıntılı bir durum. E, onun için 19c2 kapsamında, mesleki uygulama tecrübesi yüksek olan kişi nitelikli bir işte çalışacaksa e, oturum ve çalışma müsaadesi verilebilir diyor. Dolayısıyla Türkiye'deki niteliğinize kalitenize bakacağız. Sonra Almanya'daki işin kalitesine bakarak bir karar vermek lazım. E, şu an bizim bu konularla ilgili e, 7-8 tane müşteriyle alakalı başvurumuz var. Henüz daha olumlu ya da olumsuz cevap gelmedi. Başvurular devam ediyor. Tamam mı? Burada yapılması gereken olay şu. Sizin niteliğinizin önce HBK ya da e, İHK'dan denklik e, başvurusu yapılıp önce sizin nitelikli bir insan olduğunun teşkilini yaptırmak daha doğru olacak. Ondan sonra bu yetki belgesini aldıktan sonra evet, eğer yabancılar dairesi bu belgeyi gördükten sonra evet size çalıştığınız iş de nitelikliyse e, oturum ve çalışma müsaadesini verecektir. Ne zaman varmış? 21, 21'inde varmış. Abi sen alt şey geçiyor, e-mailimiz geçiyor. Lütfen mail açın. Perşembe ya da Cuma günü kısmetse görüşelim. Aslanım hatırlasın bana. Tamam mı? Yani senin durumu özel, özel ilgilenmek gerekiyor sizin durumla. Fatih Çelik Bey gelsin efendim. Kutuma gidiyorum. Evet buyursun. 16 g maddesinde yararlanmak istiyor. Aslında beher diye kimliğimi verin. Yani şimdi pasaportu yok. Kimliği var. Kimlikte yabancılar dairesinde. Yabancılar dairesine mail atmış arkadaşımız. Bana kimliğimi verseniz konsolosluktan pasap konsolosluktan pasaport alacağım diye. Verir mi diyor. Evet veriyorlar. Yani %80-%90 veriyorlar. Çok nadir bazı yerler vermeyebiliyor. Ya, ama siz Günü birlik. Yani konsolosluktan e, yani ne yapacaksınız? Konsolosluktan randevu gününü ve tarihini e, re rezervasyonunu yaptıracaksınız. O çıktı yazacak. Bakın şu gün şu saatte konsolosluktan randevu var. Sizi getirmeyi taahhüt ediyorum. Şu saatte konsolosluğa gideceğim. Pasaport başvurusu yapacağım kimliğimle. Sonra e, başvuru yaptıktan sonra kimliğimi tekrar size hemen geri getireceğim. Lütfen bana kimliğimi verir misin diye rezervasyonu yani konsoloslukta yaptığınız randevuyu da koyduğunuz de vereceklerini düşünüyorum. Ben yaptım, aldıydım. Yani olur diye düşünüyorum. Mümkün. Hatta bazen insanlar notere gidip, vekalet verip şey yapabiliyorlar. Şimdi pasaport ve kimlik olmadan konsolosluğa gittiğinizde kimliğimi çıkartmak istiyorum dediğinizde e, vermeyebiliyorlar. Çünkü e, ya kaybolduğuna dair bir kayıp deseniz o zaman polisten kayıp yazısı götürmeniz gerekiyor. E, kimlik şeyde, konsoloslukta e, bankta ya da yabancılar dairesinde e bunu da şöyle söyleyeyim. Ya kurumların birbiriyle iletişimi yok. Yani birisi Türkiye, birisi Almanya. Yani böyle kriminal bir vaka olmadığı sürece kolay kolay öyle iletişime geçip de bilgi paylaşımı yapılmıyor. E bu çerçevede ben sorun olacağını düşünmüyorum. Yani polisten kayıp belgesi alarak da konsolosluğa gidip pasaportum kayboldu. Lütfen bana pasaport ve kimlik verebilir misiniz diye başvuru yapabilirsiniz olabilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum anlatabildim anladın sen onu. Ya şimdi ekrana ekrana pompa, <laughs> pompa şimdi arkadaşlar yani acayip sevdiğim. o, o neydi o marifet var şimdi pompa pompacılık almaya da nasıl diye arkadaş yazmış oraya ekrana getirdik onu yani pompacılık <laughs> almaya da nasıl bir iş <gülüyor> <gülüyor> baba diye söyle. Evet şimdi aklıma bir e, öncelik abo, e, öncelik tabii ki abonelerimize ve destekte bulunanlar çünkü onlar hani hem abone hem üyelerimiz hem de destek veriyorlar. Dolayısıyla önceliği hak ediyorlar ama bu baba e, diye arkadaş pompacılık üzerinden soru sormuş. Almanya'da nasıl diye. Şimdi Almanya'da e, pompa istasyonlarında pompacılar çalışmıyor. Çok nadir. Yani bazı yerlerde ama genel manada pompa istasyonlarında herkes ki arabasını benzin, tanka yanaştırıyor. Kendi dolduruyor, kasaya gidip ödemeyi kendi yapıyor. Yani Almanya'da bu bir kültür. Avrupa'nın genelinde böyle. Yani burada Amerika'ya Kanada'daki gibi pompacılar çalışmıyor. Bir arkadaşım Kanada'da çalışıyor. Bir gün arkadaşım arıyor soruyor. Ya arkadaşım diyor ne iş yapıyorsun diyor Kanada'da. Diyor ki enerji sektöründe çalışıyorum diyor. Harika bir şey ya. Enerji sektörü afilli tamam mı? <laughs> e peki diyor enerji sektöründe hangi işini yapıyorsun? Hangi dalında diyor? Abi diyor benzin istasyonunda diyor pompacılık yapıyorum diyor. <laughs> evet, yani Almanya'da pompacı nitelikli bir iş değil. Ve yani bu alan yani iş bulman da zor. Ama burada özellikle oto yıkama, oto temizleme işi açayıp iş var lüks araçları temizleme işi ayrı. Bir araç başına 400-500 Euro para alınabiliyor. Bir de e, otomatik araç yıkama tesisleri var tamam mı? Onlar da 7 euro, on euro, 15 euro falan böyle maliyetleri var tabii. Yani araba yıkama, halı yıkama işleri tabii ki Almanya'da e, iyi iş yapıyor. Yani, bu yıkama yağlama işleri. Ama bunlar nitelikli işler mi? Onlara bakmak lazım tabii ki. Onun için bakın bir, Türkiye'de nitelikli olacaksınız. Yani Çırak Kalfa Usta belgesi 16. maddeden olacak ya da meslek lisesi diplomanız olacak ya da meslek yüksek okulu diplomanız olacak 2 yıllık ön lisans veya 4 yıllık üniversite mezunu olacaksınız. O zaman Welcome to Germany. Willkommen Deutschland. Yani o zaman Almanya ise kapılarını açıyor değerli dostlar. Ya da 8 yıl, 10 yıl, yani 20 yıllık böyle gerçekten nitelikli bir işte tecrübeniz olacak. Kaynakçılık gibi, tır şoförlüğü gibi. Tamam mı? Yani nitelikli bir kaliteniz olacak. Ha, o zaman da gelebilirsiniz. Yani sorun yok. Evet. Evet. Arkadaşlar. Tür, yaklaşık bir saattir yayındayız. Almanya'da saat 11. Türkiye'de bir oldu gecenin biri. Bizi bu saate kadar izlediğiniz için sabırla teşekkür ediyorum. Harikasınız. İyi ki varsınız. Son bir soru alalım. Ondan sonra Sibel, Sibel Şahin Buyursun efendim. Şimdi paket dağıtım firmasında çalışıyoruz. Ee, dolayısıyla e, ehliyet alacakmış. Ee, bu durumda almaya da kalabilir. Şimdi, i̇şte süresiz çalışılacakmış. Ee, Sorumu cevaplar Diye de cevapmış. Şimdi bu liferin farar dediğimiz teslimat şoförlüğü ya da paket işi almayı da nitelikli bir iş olarak değerlendirilmiyor. Tamam bak Almanya'nın nitelikli işçi ihtiyacı var ya hani işçi ihtiyacı var ama nitelikli olana zaten bir e, 2 milyon job center'dan sosyalden geçirilen insan var onlar o paket dağıtımına girsin diyor. Ama bana gelecek insan diyor benim ara eleman işçim olsun. Yani dolayısıyla burada bu liferum farar dediğimiz teslimat tığı şoförü ya da paket işi nitelikli iş değil. Burada siz B yerine C ehliyeti alırsanız, C ehliyeti alırsanız ha o zaman profesyonel sürücü oluyorsunuz. O zaman yararlanabilirsiniz. O zaman benim tavsiyem hiç yoktan C ehliyeti, CE ehliyeti alın. Yani transporter ya da işte sprinter değil de yani 3,5 tonluk üç üç, 3,5 tonluk araçları değil de 7,5 tonluk, 12 tonluk araçları büyük yük taşıyan şoför olan. oturma aldıktan sonra normal işinize dönebilirsiniz diye düşünüyorum. Umarım konu anlaşılmıştır. Evet Bir arkadaşımız ödeme yapmış, ee, onu ödemesini hatırına kırmayalım. Cüneyt Bey tekrar destekte bulunmuş, Te teşekkür ederim. Şimdi diyor ki Cüneyt Bey Ekler Kusum Fehat dediğimiz belge var. 35. maddeyi Çıraklık Kalfalık Ustalık Okulu'ndan almış. Bu harika bir şey. Şimdi iş ilişkisi beyanı da varmış. Ama sıfat ne? Yani, yani Cüneyt Bey ya. Bak senin özel gelecek tamam mı? Sen bize şu bantta yazan maile bir şey yap. Şimdi 35. madde 35. madde beni ürkütüyor. Şeyden dolayı ürkütüyor. Şimdi bu bazı üniversiteler var. Ben isimlerini vermek istemiyorum. E, bazı meslek okulları var, bazı üniversiteler var. Bak benim gibi adam biliyor bunları. Alman devleti hayli hayli bilir yani tamam mı? E, bu 35. maddeden alınan belgeleri yani çakma belge olarak değerlendirebiliyorlar. Yani şimdi mesela 5-10 yıldır çalışandısındır, sigortalısındır, Mesleğinde yetkin vardır tamam mı? Bunun altını sertifikalarına, eğitimlerine doldurmuşsundur. Bir de 35. belge var o zaman alırsın. Onda sorun yok. Ama sadece 35 varsa zor. Onun için seninle özel dosyalarını incelemem lazım. Lütfen bizimle iletişime geçin. Mail atın. Ee, yarın dönüş yapamam ama bir iki gün bana müsaade edin. Cuma gününe kadar size. Eee Neresi hangi ilde? Milliyetin Bakanı da hangi çıraklık? Okulun adı neymiş? yani do dolayısıyla yani burada ya, hem o ekten kusur görmem lazım. Nereleri işaret? Özellikle yedinci madde işaretlemiş mi? Yani seni eğitimli mi eğitimsiz mi yazmış, nitelikli mi niteliksiz mi yazmış? 6 7 birinci maddeler bunlar çok önemli. Orayı nasıl doldurmuş ona bakmam lazım. Sözleşmedeki iş tanımına ve maaşa bakmam lazım. Bunları gördükten sonra size net bir şey söyleyebilirim. E bu da burada bu kadar insanı meşgul etmeye ayıp olur. Tamam mı? Senin yarın yarın sözler tövbe özür tövbe yarın olmaz. Perşembe cuma. tamam? Mı? Yani iyi gelecek. Evet. Büşra Hanım ödeme yapmış. Eyvah eyvah. Ya ben şimdi yayını kapatmak istiyorum Ben Şimdi ödeme gelince mecburen ödeme yapan arkadaşların sorularını cevaplamam gerekiyor. Ee, onun için hakkınızı yadın. Evet Büşra Hanım buyursun da efendim. Eşi eşi üniversite mezunu teknikeriymiş. Mesela Eşi üniversite teknikeriymiş. Makine teknikeri, evet. Üniversite denkliği, bölüm denkliği çıkmıyor. Bunun dışında, bunun dışında mavi kart için bütün şartları tutuyor. Bizi ne önerirsin diyor. Ne duruyorsun? Helva yap sana. Ya hazır, un hazır, şeker hazır. <laughs> ee, burada e, iki yöntem var. Bir, reklement yet mi, niş reklement yet mi ona bakmanız gerekiyor. O kısma genelde insanlar bakmayı unutuyor. Problem oradan kaynaklanıyor. Şimdi üniversite denkliği varsa bölüm denkliği yoksa ya çapraz denklik yapacağız. Tamam mı? Ya İHK FOSA'ya gönderip denklik alacaksınız ya da bu alan denklik gerektirmiyor mu gerektirmiyor mu? Önce onu tespit etmeniz lazım. Nereye? ana giriyorsunuz. İstitüsyondan haç bulduktan sonra hokşul apşumuz dediğimiz yerden bölüm orada var mı yok mu ona bakacaksınız. Yoksa e, çapraz denklik yapabilirsiniz orada. Bir de e, aşağıda Anerkenuk, Indochland ve Beruf dediğimiz e, yer var. Oraya baktığınızda ana kısmına orada reglementiyet niş reglementiyet yazıyor. Reglementiyet yazıyorsa denklik gerekliyor. Niş reglementiyet yazıyorsa denklik gerektirmiyor. O zaman bu niş reglementiyet yazısına aldığınızda denkliğe gerek olmadan mavi karta direkt başvuru yapabilirsiniz. Ama reglementiyet yazıyorsa aha ne yapacağız o zaman? Günler yakınsa her harikarda diplomanın tercümesiyle beraber gitmenizde fayda olacak. ana bir üniversite şeyini göstermenizde fayda olacak. Geri kalan denklik işlemleri Almanya'da yapacağım diyebilirsiniz. Ya bu yolu izleyeceksiniz. Ya çapraz denklik yapacaksınız. Ya İHAK'a, FOSA'ya veya ZAP'a denklik başvurusunda bulunacaksınız. Tamam. Bunları yapmanız gerekiyor sizin de bizimle iletişime geçmeniz lazım. Dolayısıyla alt bantta görüken mailimize lütfen mail atınız. Evet, değerli, değer, değerli kıymetli takipçi dostlar. Çok soru sordunuz. Bunun farkındayım. Allah için hepinize benim için değerlisiniz. Çünkü gecenin bu saatinde sorularınızı cevap bulmak için gayret gösteriyorsunuz. Yazıyorsunuz. Oktay'ca cevap versene diyorsun. Ya beni de gör. Tamam. Hepinizi görmek istiyorum. <laughs> Ama özür diliyorum. Yani takatım gitti. Şimdi şöyle yapalım. Anlaşalım sizlere. Şimdi alt batta benim mailim yazıyor. Ya yani size en hızlı dönebileceğim metot şu maile yazmanızdan geçiyor. Tamam mı? Arıyoruz ulaşamıyoruz diyorsunuz ya. Bu doğru değil. Tamam mı? Arıyorsanız telefon çalışıyorsa bize ulaşıyorsun demektir. Ama Bizim size dönüş yapabilmemiz için o telefonun meşgul olmaması lazım. Çünkü sürekli arabalar geldiği için bir görüşme halindeyiz sürekli. Onun için burada en sağlıklısı ya WhatsApp'tan mesaj atın ya da bana şu mailden lütfen yazın. Bu mailde yazdınız da. Mehmet Ünsal, Emel Demir, bak hepinizi görüyoruz, farkındayız. Lütfen mail atın. Şu Serhat Eyalet Lordu, vay lordum benim. <laughs> Şimdi burada bakın, hepinizin farkındayım. Hepinize teşekkür ediyorum. Ama lütfen, gerçekten sorunuza değerli cevap istiyorsanız, bakın değerli cevap istiyorsanız, baştan sağlama cevap istemiyorsanız, adınızı, yaşınızı, diplomanızı, mesleğinizi, SGK'lı e, döküm yılınızı, kaç yıldır SGK'lısınız, ne zamandan beri Almanya'dasınız, e, ya da size bir form gönderelim. O formu doldurun. Ben de size nokta atışı, anahtar teslimi cevap vereyim. Tamam mı? Bak. Anahtar teslimi, nokta atışı cevap vereyim. Formülasyonu söyleyeyim. Yol haritasını vereyim. İlgili kanun maddesini vereyim. Dilekçe vereyim. Ya da abi benim şimdi siz yapın diyorsunuz. Ben yapayım. Avukatım yapsın. Ama Akbank'ta geçen e, mail, e, mail atmanızı rica ediyorum. Bu arada yeni bir şirket e, kurdum. E, çok yakında e, faaliyete geçiyor. İşleri biraz daha kısmetse büyütüyoruz. Dolayısıyla bizim de personel ihtiyacımız var. E, çalışma takım arkadaşlarına ihtiyacımız olacak. E, belki C1 seviyesinde Almancası olan ofis büro yönetimi noktasında e, evrak doldurmayı seven arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak tabii ki. Bizlere de CV'lerinizi gönderebilirsiniz. Biz de değerlendirelim. Evet dostlar. Ki, kim, ki, kim o yardımcı olmadınız diye. Kimmiş o? Şu Emel de bir yardımcı olmadın diyor ya. Ya Emel abla nasıl yardımcı olmadık ya? Sor, tamam. Sorusu neymiş? Hadi. söyle bakayım. Neredeymiş? Bak şimdi Emel abla. Ya bak şimdi burada soru eksi cevap eksi çıkacak. E şimdi 4 yıllık meslek mezunu ya eksik şey var tamam mı? bak. İnanın sizin bu soruyu ben bu video yayınımda en az 2 defa cevapladım. En az 2 defa örnekli de anlattım tamam mı? Bakın. son bir haftadır yaptığım videolarda belki 4-5 defa cevapladım. Bakın. Şimdi kısmi denklik kalmış kısmi denklik aldıysa İHAK'a FOSA'yla o kısmi denklik aldı ona Urkundu dediğimiz sertifika gönderildi. O sertifikanın sonunda orada telefon numarası, e-mail adres ve e-mail var. Adres bilgisi var. Tamam diyor ki eğer diyor bu kısmi denkliği tam denkliğe döndürmek istersen lütfen bizim iletişime geç bir planlama yapalım diyor. İşte planlama antrakını sözleşmesini doldurmanız lazım. Ee, İHAK'a FOSA'yla planlama yaptığınız takdirde planlama evladı iş sözleşmesini alıyorsun. Yabancılar da gidiyorsun. O alıyorsun. Bu kadar basit. Şimdi sizin bu soru ben cevapladım. Cevaplamadım değil mi? Ama herkes kendine özel cevap istiyor. Sizi anlıyorum Emel Hanım. Kurtaracağız beyinizi, Tamam Havada kalan uçak, yolda kalan yolcu yok. Sizin durum kronik değil. Kurtarılabilir bir durum. A2 var, B1'e gidiyor, harika, şartları taşıyor. Evet, bu yasadan yüzde yüz yararlanıyorsunuz, tamam. Yapma. Ne içindeklik yapmaları gerekiyor muymuş? Şimdi. E ya dur her sitem edene cevap verirse kaybı yeri. Ben de size sistem ediyorum. Yani ya bak şimdi kuaförlük için denklik gerekiyor mu? Evet. Tamam. Soru bu. Evet. Cevabı evet hayır. Bak şimdi evet hayır dediniz zaman evet gerekiyor. Neden? Sizin kuaför olduğunuzu nasıl inanılacak Almanya? Meslek okulun mezunu musunuz? Yoksa kuaför çalışanı mısınız? Usta kalfa çırak belgeniz var mı? E, bakın sizin e, belgeniz teşkili mi değil mi? Yani bir otorite tarafından ana binde gözüküyorsa denklik gerekmiyor. Ana binde gözükmüyorsa denklik gerekiyor. Dolayısıyla bak soru soruyu dönüyor. Yani siz denklik gerekiyor mu? Abi evet hayır diyorsun ya bak işte evet hayırlık bir cevabı yok bir sorunu. Bakın evet hayırlık bir cevabı yok arkadaşım. Neden? Bir, çırak kalfustalık belgen var mı? Bilmiyorum. Meslek sisteme yazılı musun? Bilmiyorum. Kaç yıldır SGK dökümü var? Bilmiyorum. İş sözleşme ne kadar? Bilmiyorum. Tamam mı? Anabinde gözüküyor mu? E, bilmiyorum. Çünkü böyle bir bilgi yok bende. Abi yararlanabilir miyim? Evet hayır. Ha, ben şimdi evet hayır. Hadi bakalım. Yok. Yok bak. Ee, Bak arkadaşım şimdi bakın. Onlarca bakın biz sizden sadece değerli kardeşim sadece seninle chatleşmiyoruz burada. Onlarca insan, yüzlerce insan mesaj atıyor. Herkes tek bir mesajda atmıyor. Peş peşe on tane mesaj atıyor. Araya onlarca insan katıyor. Yani şu mesaj akışına baksanıza. Orada bir sürü mesaj var. Lütfen empati yapalım. Sadece siz yok. Dünya sizin etrafınıza dönmüyor, benim etrafımda dönmüyor. Bak ben size ne sözü veriyorum? Bana mail atın ben size kaliteli cevap vereceğim diyorum. Siz de diyorsunuz ki evet hayır. Ya şimdi burada ben bir şey anlatırken aşağıda da mailler okuyayım, cevaplar okuyayım. Öyle dur şuna bir cevap yetiştireyim öyle bir derdimiz yok arkadaşım. Yani. Allah aşkına. Yani onun için sizden ne rica ediyorum? Benim için her biriniz değerlisiniz. Sizden değerli cevap ist istiyorsanız, size değer vermem istiyorsanız, Lütfen bana mail atın, ben de size oturayım tek tek dosyanızı inceleyeyim, cevap vereyim. Kaliteli bir cevap vereyim. Baştan sağ mıyım yani? Tamam mı? Dolayısıyla yani burada uzun yayınlar bıktırıcı oluyor. İnsanlar izlemiyor, dinlemiyor. Biz de yoruluyoruz. Herkes bu sefer birbirine tek tek cevap istiyor. Nasıl yapayım ki ya? Kimseyi memnun edemeyiz. Yani herkes memnun olmuyor ki burada. Bak bir saat 18 dakikadır konuşuyoruz yani şurada. İşte 10 kişinin derdini çözebildiysek 100 kişinin derdini çözemedik. Yani şimdi 100 kişiden özür diliyorum. Sizden de özür diliyorum. Tamam Hakkı ziyade. Ya fırçam yok. Siz bana sitem ediyorsunuz ya. E bu da benim sitemim. Ne edeyim yani şimdi? Tamam Yine yarın aynı saatte buluşalım. Sağlıcakla kalınız. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. 正式って。